Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Geural rehidratasyon dozu nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Geural her bir poşette 20.5 gram toz karışım içeren 2 poşetlik karton kutuda takdim edilmektedir. İshalde vücuttan kaybolan su ve elektrolitlerin yerine koyulmasını sağlar. Geural'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Geural'ı şu durumlarda kullanmayınız. Eğer glukoz, sodyum klorür, potasyum klorür veya Geural'ın herhangi bir bileşenine karşı alerjiniz ya da aşırı duyarlılığınız varsa Geural'ı kullanmayınız. Alerjik reaksiyon belirtileri şunlardır. Döküntü, yutkunma veya nefes almada zorluk, dudak, yüz, boğaz veya dilin şişmesi, cerrahi müdahale gerektiren bağırsak tıkanması gibi durumlarda kullanılmamalıdır. Geural'ı şu durumlarda dikkatli kullanınız. İlacı kullanan çocuk 2 yaşın altında ise, düşük sodyum veya potasyum diyetindeyseniz, şeker hastasıysanız, Geural'ı kullanmadan önce doktorunuz ve eczacınıza danışınız. 24 saat bu karışımdan verilmesine rağmen hala vücutta su kaybı belirtileri bulunuyorsa veya ateş, kusma devam ediyorsa hemen hekime başvurulmalıdır. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Geural'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması diğer yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur. Geural'ın olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Geural'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkileri olabilir. Döküntü, yutkunma veya nefes almada zorluk, yüz, boğaz veya dilin şişmesi gibi alerjik reaksiyon görülmesi durumlarında, nabız atışlarında düzensizlik, ritim bozukluğu, potasyum eksikliğinin elektrokardiyografik olarak ortaya çıkması, tansiyon düşüklüğü. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuza ve eczacınızı bilgilendiriniz. Geural nasıl kullanılır? Sadece az yoluyla kullanım içindir. Geural yalnızca kaynatılmış soğutulmuş suyla tamamen karıştırıldıktan sonra kullanılabilir. Kuru toz olarak alınmamalıdır. Kazar alması halinde derhal doktorunuza başvurunuz. Uygun kullanım ve doz uygulama sıklığı için talimatlar ise ishalli çocuk bir günde en az kilosunun sayısına çay bardağı dolusu karışımı içmelidir. Yani 5 kilo ise 5 bardak. Yetişkinler her sulu dışkılamadan sonra 1 bardak içebilir. İshal başlar başlamaz bu karışımın verilmesi tedavide önem taşır. İshalli bebeklere ve çocuklara içebildiği kadar bu karışımdan verilmelidir. Kolay içemeyen çocuklara 5 ile 10 dakika arayla kaşık kaşık verilebilir. Karışım ayran veya meyve sularıyla karıştırılarak verilebilir. Bu karışımın verildiği sırada ishalli bebek çocuk uygun beslenmeye devam edilmelidir. Anne sütü alan bebeklerin sütü kesilmemelidir. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde belirtilen dozlarda kullanınız. Uygulama yolu ve metodu ise çocuklar ve yetişkinler için 1 litre yani 5 büyük su bardağı kaynatılıp soğutulmuş içme suyu içine 1 poşet konup iyice karıştırılarak eritildikten sonra içilir. Karışım hazırlandıktan sonra serin bir yerde veya buzdolabında ağzı kapalı olarak saklanmalıdır. Herhangi bir nedenden dolayı artan karışım 24 saatten sonra kullanılmamalıdır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise yaşlılarda kullanımı yetişkinlerle aynıdır. Geural'ın saklanması. Geural'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.